Seçim kurulunda ben ne yapayım abi? Engin Bey merhaba başkanım. Merhaba. Nasılsınız, iyi misiniz? Teşekkür ederim, iyiyim Allah'a şükür. Evet, komisyondan çıktınız. Ne gibi kararlar çıktı? Bir sizden dinleyelim. Bizimle ilgili hiçbir kararı yoktu. Genelde devleti ilgilendiren kararlarda hepsi de çabucak da oldu, bitti. Alt komisyonda hepsini görüşmüştük. Yani bu sefer ilk defa doğru bir alt komisyon yapıldı. Orada tüm kararları herkes, buradaki üyeler dahil, biz dahil neler çıkacağını biliyorduk. Hazırlıklı geldik. Onun için de UKAM'a gördüğünüz gibi bugün erkenden bitti. Bizim taleplerimiz, belli taleplerimiz vardı ama onları bir dahaki UKAM'a getirecekler herhalde. Taksi esnafı çok gerildi, çok gergin. Evet, evet. 17.395 taksi esnafı gece gündüz adeta uykular kaçtı. Evet. Ne söylemek istersiniz? Rahat etsinler mi? Ya rahat etsinler bence. Etsinler. Ama biraz bir dönüşüm olacak gibi gözüküyor. Bunun tabii sonuçta bu hukuku var. Eğer hukukta bozulursa devletin kestiği parmak acımaz. Ama şu oldu. Yani kamuoyunda şu oluşturuldu. Kamuoyunda demeyeyim, hem devlet tarafında, hem belediye tarafında, hem halk tarafında, hem medyada İstanbul'da taksiye ihtiyaç var imajı oluşturuldu. 5000 taksi ben hükümet kanalıyla diğer tarafla da görüştüm. Yani genel başkan nezdinde. 5000 taksi büyük olasılıkla gündeme gelmeyecek. Dönüşüm belki bir dahaki kuramada gündeme gelebilir. İstanbul'un 5000 taksiye ihtiyacı var mı? Biz yok söyledik. Yok dedik. Ne diyelim? Genel başkan seviyesinde görüşmem oldu benim yeni daha geçen hafta. Cumhuriyet Halk Partisi'nin hem il başkanıyla hem genel başkanıyla görüşme yaptım. Geçen hafta hem Kemal Kılıçdaroğlu'na hem Canan Hanım'a söyledik. Onlar da bu konuyu değerlendirmeye aldığını ve gündemden şu anda düşürdüler. İlerkenden ne olur artık bir şey demeyeyim yani. İstanbul trafiği adeta bir çileye döndü. İstanbul trafiğine 5000 taksi girmesi adeta evet, bir faaliyet. Biz şeylerimizi söyledik. Artı yani bunun hazırlıksız olduğunu, yani biliyorsunuz başkanımız önce biz çalıştıracağız dedi. Sonra kiraya vereceğiz dedi. Falan bu konuda da hazırlıksız. Yani biz bunlara karşı olduğumuzu söyledik. Onlar da değerlendirmeyi alacaklarını söylediler bize. Çok teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Bir kanuni altyapısı yok. Bak lazım. Başta var mı? Abi özür diliyorum, şöyle koyalım.